Rumble, yordlular arasında bile en çelimsiz olanıydı. Durum böyle olunca kendisine sataşılmasına alışmıştı. Hayatta kalabilmek için yaşıtlarından daha kavgacı ve daha becerikli olmaktan başka çaresi yoktu. Çabuk öfkelenen bir kişilik ve sinirlendiği kim olursa olsun onunla ödeşmek gibi bir huy geliştirdi. Bu yüzden epey yalnız kaldı ama umrunda değildi. Makinelerin arkadaşlığını yeğliyor, onlarla uğraşmayı seviyor ve kendisine sıklıkla hurdalığı karıştırırken rastlanabiliyordu. Çok iyi bir teknisyen olacağı belliydi. Öğretmenleri ona Piltover'daki Yordle Bilim ve Gelişim Akademisi'ne kaydolmasını, orada rahatlıkla Heimerdinger'in hamileliğine girip saygı görebileceğini söyledi. Ama Rumble gitmeyi reddetti. Heimerdinger'la iş arkadaşlarının davayı sattığına, onların üstün Yordle teknolojisini sadece aferin alma karşılığında insanlara verirken, insanların Yordle'larla her fırsatta dalga geçmeye devam ettiklerine inanıyordu. Yordle Akademisi'nden mezun olan bir grup insan, gemiye binip akıl hocalarının doğup büyüdüğü yeri ziyarete geldiğinde, Rumble onlarla yüz yüze görüşmenin cazibesine dayanamadı. İnsanlara sadece şöyle iyice bir bakmak istiyordu. Ama 4 saatten ve birkaç okkalı laftan sonra evine yaralar, bereler ve çürükler içinde döndü. Kulağında Heimerdinger gibi aydın yorduları nasıl da utandırdığına dair sözler çınlıyordu. Ertesi sabah tek bir kelime bile etmeden Bendel şehrinden çıkıp gitti. Ve aylar boyunca onu gören olmadı. Döndüğünde tangır tungur eden mekanik bir garabeti kontrol ediyordu. O şeyi şaşkınlıktan dili tutulmuş halkın bakışları arasında şehrin merkezine yürüttü ve orada Yordle teknolojisinin neler başarabileceğini, bütün dünyaya göstereceğini ilan etti. Kendine güvenen karşıma çıksın.